Sevgili seyirciler, iyi sabahlar efendim. Günaydınlar diliyoruz ve hafta sonundayız. 26 Kasım 2004 Cuma ve 550. konukla huzurlarınızdayız sevgili izleyiciler ve bir özel konukla huzurlarınızdayız. Nedret Selçukar, radyo televizyon devlet sanatçısı ve spiker. Evet, Nedret Bey iyi sabahlar efendim, hoş geldiniz. İyi sabahlar, teşekkür ederim. İkinci kez tekrar hoş geldiniz. Çünkü hakikaten İstanbul karlı, izleyicilerimiz de arka fonda izleyecekler. Soğuk bir günde kırmadınız, geldiniz. Tekrar hakikaten teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bugün sizle konuşacağım birçok konu var. Az önce anons ederken karşıya da arkadaşlarımız aktardılar ekranda. Nedret Selçukar, devlet sanatçısı. Radyo televizyon dalında. Radyo televizyon dalında. İlk ve tek mi devlet sanatçısı? Şimdi bu devlet sanatçılığı konusunu bir soracağım size ama tabii sormadan evvel birkaç bilgi vermek istiyorum ki daha net aktaralım. Tabii. Devlet sanatçılığı unvanı Nedret Bey ilk defa 1971 yılında 11 kişiye, arkasından 1981'de 10 kişiye 10 yıl sonra, 1987'de 7 kişiye, 1988'de 2 kişiye ve 1991 yılında 30 kişiye verilmiş. Yani 1971 ile 91 arasındaki 20 yıllık süreçte 60 kişi devlet sanatçısı olmuş. Evet. Ve 1998 yılında ise birdenbire 78 kişiye birden devlet sanatçılığı sıfatı ünvanı sıfatı verilmiş. Ve bu 78 içerisinde de siz de varsınız kişi içerisinde. Son sözüm şu, arkasından yanıt isteyeceğim. Adedim birdenbire artması. Niye yani acaba? 20 yılda 60 iken birdenbire 78'e çıkması, evet. Özal dönemindeydi yanlış aklımda. Özal'la başlayan sürecin devamındaydı. Bunu özellikle sormak istiyorum. Bu kadar fazla sayının içerisinde bu unvanı almak rahatsız etti mi, bir devlet sanatçılığı unvanı taşıyor olmanın nasıl bir duygusu var diye sormak istiyorum. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bakınız, sayının birdenbire artışına ben şöyle düpedüz bir şey diyemem yani. Evet. Enflasyon gibi gözüküyor sanki bu rakamlara bakınca. Artmış, artmış. Fakat benim hiç kimseden hiçbir şekilde böyle bir talebim olmamıştır. Hı hı. Yani aman ben bir devlet sanatçısı olayım filan diye böyle bir talep aklımdan geçmedi. Ama birdenbire telefonlar gelmeye başladı. Hı hı. Tebrik ederiz, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ben izlemedim yani haberleri. İzlemiş olamadım o sıralarda. Canım dedim, neyi tebrik ediyorsunuz? Evleneli bir hayli oldu yani şimdi. Hayır o değil efendim, siz böyle böyle olmuşsunuz. O dedim isim yanlışlığı olabilir, Nedret Güvenç olabilir dedim. Evet. O da girmiş zaten isteği sağ olsun, değerli sanatçı arkadaşımız. Hayır, sen de varsın dediler. İnanmak mümkün olmadı kolay kolay ama açtım Ankara'yı, sordum. Evet. TRT'de bizim arkadaşlar hoplayıp zıplıyorlar, Allah razı olsun. Hepsi, hocam tabii oldunuz, hak ettiniz, aldınız filan. Bir de baktım hakikaten bize bu sıfat verilmiş. Talebiniz olmadan, altını çizelim. Şimdi, sizin bir talebiniz olmadan. Hayır hayır, Nedret Yılmaz Selçukar, arada bir Yılmaz var. Evet. O şey... Ama profesyonelce hani şeyimiz, adımız Nedret Selçukar. Evet. Radyo, TV, sanat programcısı olarak bana tevcih edilmeye. Onu hemen alıp ekrana gösterebilir miyim? Hazır konuşuyorken yönetmenim Nedret Yılmaz Selçukar. Evet. Adli soyadlı radyo, televizyon, sanat programcısı. Evet. Ben izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde eğer ne güzel. Kapatmadan gösterebiliyor isem. Bu tabii bir gurur vesilesi. Devamında konuşacağız. Ama Nedret Bey, program öncesi görüştük. İsterseniz bir de bu boyutuyla söyleyeyim, ben bunu biraz konuşalım. Anlatayım. Bunu lütfen onu biraz. Dinleyelim. Evet. Evet, şimdi bir özel bir görüşümü söyleyeyim. Bana sorulsaydı başka kimler olsun bu dalda deselerdi 8-10 isim verirdim iftiharla, koltuklarımı kavurarak. Bir kere Tarık Gürcan derdim, Orhan Boran derdim filan, sorulmadı. Sorulsa bunları da önerirdim. Evet. Kendi alanınızdan. Kendi alanımdan tabii. Bir tek ben oldum yani sonra. Sonra bu başka isimler dolayısıyla bir hayli dedikodu konusu haline geldi. Ve bir ressam arkadaşımız bu Danıştay'da bu iptali yolunda, sadedindeler eskiler, iptali sadedinde yolunda bu sıfatın iptali şeklinde bir dava açtı Danıştay'da. Şimdi hukuk kurallarının tabii bütünlüğünü bizim bilmemize imkan yok ama genel bilgi müktesep hak gibidir. Bu verilen hak böyle kolay geri alınmaz gibi bir şey vardır. Ama o Köçecizade Fuat Paşa'nın dediği gibi benim her şeyimi elimden alırlar ama efendiliğimi alamazlar demiş. Evet. Bizim de alsınlar, bunu geri alsınlar ama beni bu sıfata layık görülmüşsem, dinleyicilerim tarafından da layık görülmüşsem, başka burada ödüller var. O
layık görülmüşsem ben bu sıfatı taşıyorum zaten gönlümde. Şimdi gelelim şeye. Danıştay bunu iptal etti. Neyi iptal etti? Bu devlet sanatçılığını son kampanyada verilen, bu sıfatı veren, verilmesine önayak olan tüzük dediğimiz tüzüğü iptal etti. Tamam, ama iptal edince iptal edilen tüzük oldu. Bizim sıfatlarımız iptal edilmiş olmadı. Neye dayanarak söylüyorum? İstemihan Talay. Evet, Kültür Bakanı. Kültür Bakanı. Mektup yazdı hepimize, resmi bakanlık mektubu. Gerçi Danıştay böyle bir iptalde bulunmuştur ama size verilen sıfatlar iptal edilmemiştir, haberiniz ola. Çünkü yeni bir tüzük yaptık, Bakanlar Kurulu'nun tasdikinden, tasvibinden geçirdik, sizin sıfatlarınız devam ediyor dedi. Ben o mektubun yalancısıyım, üst tarafına karışmam. Anladım, mesaj almıştır. Evet. Şimdi, gelelim. Şimdi başka ödüllerden. Evet. Şimdi bana soruyorlar, nasıl spiker oldun diyorlar. Evde hanım da izliyordur beni, şimdi dik otur falan diye tembihler yaptı uzun uzun. Hanım sayesinde oldum dedim. Nasıl oldu dediler. Ben evliyim biliyorsunuz, üzerine zafiyet dedim. Evde konuşamadığım için istediğim gibi dışarıda konuşa girdim imtihanlara, spiker oldum falan diye böyle latife yapıyoruz. Peki sen hep 35 yaşındayım diyorsun, böyle bir esprin var, onu neye dayandırıyorsun diyorum. Şimdi hanım beni izliyor, böyle gene aynı şeyleri anlatıyorsun diyecek. Şimdi yaşınızı söylememişsiniz. Bir 35, başka devamlı, evet, devamlı 35. Sabit fiyat garantili. Evet. Öyle bir benden de küçüksünüz. Evet. Niye, nasıl oluyor diyorlar, yine hanım sayesinde diyorum. Kulaklar için nasıl? Hanımın yaşı büyümediği için... Hayır. Evet. Bir karar verdik evlendiğimiz zaman. Kim haksız çıkarsa, haksızlığını kabul edecek, çıkıp dolaşıp gelecek. Ben dolaşmaktan, temiz havadan, bol gıdadan sağlığımı, sıhhatimi muhafaza ediyorum. Hiç haklı çıktığımı görmedim ki. Evlilikte kolay değil. Bir fıkra var ya, bir kadın şey demiş, bizim evde en çok ve en son kocamın lafı geçerli. O da haklısın karıcığım gibi. Şimdi gelir, evet çekelim. Şimdi bir başka konu hemen buna bağlı, devlet sanatçılığı noktasını belki hemen geçmiş olalım ama önemli bir ünvandır. Sonuçta diyorsunuz ki şu an bu hak elimizden almış değil ve kullanıyoruz. Bence peki, değil. Çünkü bir başka... bakana inanıyorum, bakanın mektubuna inanıyorum, o kadar. Başka. Şimdi internet sitesinden aldığım bilgiler var sizinle ilgili ve sizle yapılan konuşmalarda aktarılan kelimelerden. Evet. Bugün sizinle tabii ki mesleğinizi konuşacağız. Ve çok sık da gündeme getirilen konulardan bir tanesi TRT dönemindeki spikerlik, profesyonelliğin özel televizyon kanallarının açılmasıyla birlikte eski deyişle nicelik arttıkça nitelikte bir bozulma oldu denir. İsterseniz sizin de doğduğunuz kurum diyebilir miyiz bu anlamda? En azından mesleki kariyerinizin Beni ben yapan. Hal böyle olunca bunu özellikle sorarak başlayalım. TRT'li dönemi. Bugünden düne baktığınızda, geriye baktığınızda nasıl görüp nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Ki bugün nereye yavaş yavaş gelelim. Ben Bülent'cim şunu sevmem, şu lafları. Biz bir zamanlar, bizim zamanımız falan gibi lafları sevmem. Zaman kendini gösterir. Çünkü bir şey vardır mecellede, zamanla ahkam değişirler, hükümler. Çünkü bu zaman ayrı bir zaman. Şimdi geriye dönersek, maalesef tabii üzülerek söylemek mecburiyetindeyim. Televizyonlar ve radyolar birdenbire patlayıverince, TRT'nin yanında, TRT bir şey devlet kanalıdır, çok ciddidir, çok katıdır, kuralcıdır filan gibilerin dışında birdenbire serbestlik geldi. Kontrolsüz bir serbestlik, disiplinsiz, disiplinsiz, yasası yok. Şimdi her televizyon istediği gibi yayın yapıyor. RTÜK var. RTÜK var ama RTÜK de kısıtlı bir imkan içinde, olanak içinde çalışıyor. Peki ne yapmak lazım? Bu işleri yeniden derleyip toparlamak lazım. Bir defa kendi mesleğim, kendi branşım olduğu için söyleyeyim. Türkçemiz son derece yanlış bir istikamete çekildi. Bir TRT Türkçesi var, TRT'nin bir temel Türkçesi vardı. Kimdi? En iyi konuşan başspikerimiz Hikmet Münir Ebcioğlu'ydu. Şimdi ona Hikmet Ebcioğlu'nun sözlerini yazdı filan diye şarkı sözü yazarı zannediyor bugünkü arkadaşlar. Evet, Fevzi Ebcioğlu'ydu herhalde. Yani onu, çünkü şair, Hikmet Münir üstadımız şair aynı zamanda. Çok güzel. Birçok şarkı olmuş, şiiri var. Şimdi hiçbir zaman bir büyüğü hatırlatmıyor ki, demiyor ki arkadaş bu ismini telaffuz ettiğin kişi Türkiye radyolarının gelmiş geçmiş en büyük spikeridir, baş spikeridir. Hatta bir anı yerine hatıra kelimesini hemen burada dokunduruvereyim. Hatıra değil, o kelimenin telaffuzu hatıradır. Sondaki A kısadır, herkes bunu bile. Bile böyle diyorsunuz. Bile. Böyle bir mesajlarımız olacak programın sonuna olacak, kadar. Daha neler olacak, daha bu program yeter mi bize bilmiyorum. Bak, dosyalarla geldik. Şimdi
Ne oluyor işte bu bir anı olarak aklımızda kalıyor. Eskilere dönük şeyler, olaylar. Onun için Türkçemize çok dikkat etmek lazım. İtinayla bakmak lazım. Başıboşluk bizi götürüyor, bir başlık boş bir yere bırakıyor. Benim spikerliğim, yani mikrofoncu, mikrofon sanatıyla diyelim, yani mikrofonla ülfetim sırasında diyelim, öyle diyelim. Aldığım bir tek ihtar nereden gelmiştir biliyor musunuz? Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'ndan gelmiştir. Ben Sayın Bakan konuştu. Gittim yanına, tebrik ettim. Sayın Bakanım, bir hakkın çok güzel konuştunuz dedim. Koluma girdi, gel biraz yürüyelim dedi. Ruhu şad olsun, rahmet olsun. Bir hakkın dersen dedi, iyi uzun söylersen ben iyi konuşmuş olmam dedi. Bir sız ekidir, olumsuz ektir. Bir çare, bir vefa gibi. Onun için bir uzatmadan söyleyeceksin, bir hakkın diyeceksin. İşte biz Baki Suha Edipoğlu'larla, Hikmet Münir Ebcioğlu'la, Yalın Tolga'larla filan böyle bu düzen, Doğan Soylu filan şeylerimiz, eskiler bu terbiye içinde yetiştik. Şimdi istediği gibi konuşuyor arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Mesela orta hece vurgusu diye bir vurgu çıkardılar. İstanbul Türkçesinde böyle bir vurgu yoktur Bülent'ciğim. Neden yoktur? Böyle bir şey vurgu olduğu zaman Türkçe çığırından çıkar da ondan yoktur. Bir örnek verebilir misiniz? Bütün gözler dolardaydı. Neredeymiş? Evet. Dolardaydı. İstanbul'a arabayla geldi. Arabayla açık. Yunanistan. Yunanistan'a gitmedi. Yunanistan'a gitti. Bulgaristan, Afganistan değil. Orta Ece vurguları yoktur bizim dilimizde. Tiyatroda bu şekilde melodi yoktur. Türkçede melodi yoktur deniyor. Yoktu. Siz onu tabii daha biz ona işte radyoda şarkı yapma derlerdi bize büyüklerimiz. Konuşurken cümleleri şarkılaştırma. Yani böyle bir ihtar alırdık. Genelde Tarık rahmetli çekilirdik odada, saatlerce birbirimize tartışırdık. Şu mesela bir Osmanlı kelimesini Osmanlı mı diyelim, Osmanlı mı diyelim? Vaki abi dedi ki cümlenin gelişine göre söyleyeceksiniz. Osmanlı bankası da olur, Osmanlı da olur dedi. Ama siz bugün diğer vurgularda yanlış yapmayın. Mesela böyle çok yanlış vurgular, ön hece vurguları var. Orta hece vurguları var. İşte orta hece vurgularında mesela bir ders de veren, kursta görevi de olan bir arkadaşımız geçen gün televizyonda çocuklara hitap ediyor. Büyükler dururken küçükler karar vermezler dedi. Vermezler dediği zaman ben arkadaşımın işine son veririm. Eğer TRT'de olsaydı diyorsunuz. Evet. Vermezler denmez, vermezler denir diye telaffuz edilir. Bunların hepsinin üzerinde vaktimiz müsaade ettikçe duracağız. Türkçe'de melodinin olmadığını, orta ucu vergisi, orta hece vurgusunun olmadığını bir kez daha konuşalım. Peki bir başka nokta. Şimdi televizyonda tabii burada bir televizyon olarak ayrı mecrayı bir kez daha isterseniz konuşup devam edelim. Tabii Türkçenin kullanımında ve doğru kullanımında radyonun ve televizyonun büyük ağırlığı var. Özellikle televizyon kanallarının sayısı arttıkça, az önce konuştuk. Evet. Bu noktadan yine bakarsanız Türkçenin bozulmasında televizyon kanallarına ne kadarlık bir fatura çıkaracaksınız diye soracağım. Özellikle. Çok ağır fatura çıkarırım. Bir kere bugünlerde, hele son aylarda moda olmuş bir kelime var. Sevgili spiker arkadaşım, lütfen artık şu aktarma kelimesinden bizi kurtar, aktarmak. Evet. Aktarmayı ancak çatı aktarmacısı yapar. Bir yerde onu saklamıştım size göstereyim. Bir ilanınız var değil mi? Var, renkli, çatı. Çatılar aktarılır, damlar aktarılır. Haber aktarılmaz. Ben gazeteciyim aynı zamanda biliyorsunuz. Yani aslında ilk mesleğim gazeteciliktir. Sonra spikerliğe özendik, imtihanlara girdik filan. İşte radyoya ilk gençlik saati programında rahmetli Alkan Soykök'le beraber o olaya başladık, bu mesleğe başladık. Şimdi böyle bir şey yok. Yani düpedüz kayma oluyor. Bu kaydırmalardan vazgeçmek lazım. O en büyük illet işte kurt abartma illeti. İlkide bir aktardık. Öğle haberlerini aktardık, akşam haberlerinde buluşalım. Böyle bir şey olamaz. Öğle haberlerini sunduk dedi geçen gün bir arkadaşımız, bir hanıma kızımız. NTV'de açıp tebrik edecektim. Sunduk. Sunduk, sunmak gibi güzel bir kelime var. Ankara'daki arkadaşımızın bize ilettiği gibi var. Ankara'daki arkadaşımızın aktardığı gibi değil. Ne olur bundan kurtulalım. Bir de yanlış hece vurgularından örnek vereyim. Mesela kaç yaşında? 19 yaşında doğrusu. 19 yaşında değil. 19 yaşında değil. Sonda 9'da vurgu. 19, 29, 11, 12,
12, evet. 11. Hava yatmıyoruz, aksine yere indiriyoruz. Tabii, 19. Son evet. ikinci bölümde vurgu yok. Evet. 19 değil, 19. Evet. Peki bir de gazetecilik şapkanıza özellikle sormak istediğim bir konu var. Yine Türkçenin tabii sadece konuşulması değil, yazılması önemli. Ve yazımda da geçtiğimiz dönemler öncesindeki zamanlar tahsisçi, tashihçiler vardı. Müzahihçiler. Evet, müzahihçiler. Evet, şimdi tahsihçiler bir dönem sonra basından yavaş yavaş el etek çektirildiler. Evet. Bu iki yol açtı bize. Birincisi, tahsisçilerin gözünden geçmeyen yanlışlar görmeye başladık. Bir, ama kötünün iyisi galiba artık yazarlar kendi yazdıklarını tahsis etmek durumunda kaldılar. Çünkü eskiden top atılıyordu. Yani tahsisçi arkadaş görmemiş gibi. Evet, tabii. Bunu bir konuşabilir miyiz? Tabii, gazetecilikte de önemli. Çünkü biz de önemli köşe yazarlarından, önemli isimlerden haberler okuyoruz ama referans da alıyoruz okurken. Nasıl yazıldığına dair o dağlar, dereler, isterseniz bir de bunu konuşalım. Evet, tabii yani dağlar değiller tabii. Yani dahiler ve dahiler. Dahi. Yani. Evet, evet. Ben dahi diyor adam. Evet. Ben dahi olacak tabii. Evet. Yani hangi birinin üstünde duracaksınız? O değleri dağları bitecek ya sen. Üstelik bu konuda bilgi vermeye, bu konuda ne bileyim şey etmeye. Kelam etmeye diyorsun. Kelam etmeye evet. çalışanlar yapıyor. Mesela ismini vermek istemem bir Sevim Göz, bir bayan spiker arkadaşımız. Güzel yüzlü, güzel şey hareketli yüzlü hareketleriyle işte yorum yapıyordu. Şey etmiyorum. Ama diyor ki mesela Zonguldak'a gidelim denecek ille de. Zonguldak'a demeyiniz diyor. Yumuşak ile bağlamayınız. Tamam, peki bağlamayalım. Ama benim hocalarım diyor ki kulak önemliydi burada. Kulak müfettişi. Kulakları çınlasın. Mesut Mertcan da benim görüşümde. Bağır bağırıyor, sinirleniyor bu işe. İnşallah onu da buraya alırız bir i̇nşallah. Gün. İnşallah. Seve seve. Şimdi Zonguldak'a giderime su kaldırır. Zonguldak'a gidelim dediğin zaman kulağı rahatsız eder. Evet. Hadi rahatsız etmediğini düşünelim, biraz yumuşatalım. Ama Karabük'te ne yapacaksınız? Evet. Karabük'e gidemezsiniz. Karabük'e gideceksiniz. Orada K harfi, K önemli bir baskı yapacak size. Çünkü Ankara'da terminalde çocuk bağırıyor. Karabük'e bir, Karabük'e bir diyor. Evet. Karabük'e bir demiyor. Evet. Siz onu söylediğiniz zaman mutfaktan büyük annenin sesi gelir. Oğlum Bülent'cim, orada kara büyücüler mi varmış der. Evet. Dikkat. Evet. Orada Karabük. Irak'a gidecek askerlerimiz. Evet. Siz hukuku bitireceksiniz. Hukuku değil. Evet. Ama benim arkadaşım örnek veriyor bazı kelimeleri. Orada hak ve park kelimesi var. Hı-hı. Hak ve park kelimesini yumuşak G'yle söyleme diye parka gidiyorum der misiniz? Tabanca dayasan adam zaten söylemez. Evet. Onu niye örnek veriyorsun? Evet. Verdiğin örnekleri evvela kendin dene, kontrol et, ondan sonra ver. Evet. Peki bir de isterseniz... Parha gidilmez, hağın var denmez, hakkın evet. var denecek. Evet. Evet. Şimdi Türkçe'de şiveler, lehçeler diyoruz ve öğrenci arkadaşlarımda en çok belki sordukları, telaffuz ettikleri konu hangisi doğrudur? Yani söyleyişte hangisi doğru? Çünkü birçok söyleniş var. Evet. Şimdi yazı dili denir, yazı dili en doğrusudur denir ve bir de İstanbul Türkçesi var. Bunu bir konuşabilir miyiz? Tabii. Şu anki yazı dili İstanbul Türkçesine en yakın olan dil midir? Ya da yazı dili eşittir İstanbul dili diyebilir miyiz? Şimdi yazı dilinde de mutlaka insan anlaşılır şekilde yazmalı. Hı. Yani ben ille de bilgiçlik taslayacağım diye bizde öyle çok örnekler var. Bilmiyorum sevgili asistanım Nilüfer Hanım onu koydu mu buraya. Evet. İnşallah koymuş. Maşallah bayağı bir hükümanla geldiniz. Dosya iyidir, dosya iyidir. Evet. Şimdi yazı dilinde ille de yazacağım diye ille de kendi bildiğin kelimeleri söylediğin zaman ne olur bu sefer anlaşılmaz hale gelirsin. Hı. Sade yazmayı tercih etmek lazım. Anlaşılır dille yazmayı tercih etmek lazım. Ama yazıldığı gibi okunur diye bir kuralı getir önüme koyarsan hayır. Evet. Hayır. Hemen bir örnek. Baktığınızda işte yazacağız. Yazacağız. Ama bunu yazacağız diye yazacağız. Değiştirerek söylüyoruz. Yazacağız ama yumuşak G'si söylemek burada tabii hemen hatıra gelir. Evet. Yazacağız değil. Evet. Yazacağız. Yazacağız. Yapacağız. Hı-hı. Koşacağız. Evet. Burada da ölçü kulağa iyi gelmesi mi? Tabii. Şimdi yazacağız cüz Türkçesi yok. Evet. Bülent Beyciğim. Ne demek? Gideceğiz, Hı-hı. geleceğiz, yapacağız, Hı-hı. yazacağız. Böyle bir şey yok. Evet. İstanbul Türkçesinde eski güzel spiker arkadaşlarımız var şeyde. TRT'de, TRT 4'te ben eski programları da seyrediyorum sık sık. Allah razı olsun.
Türk sanat müziği, Türk müziği bakımından bir hazinedir. Evet. Sevgili arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşımız lütfen biraz da oraya gitsinler. TRT 4. TRT 4'te eski programlar olarak arşivden çıkarıp yayına konuyor. Orada derya gibi Türk sanat müziği sanatçıları, türkücüler vesaire var. Evet. Şimdi orada çok güzel anons yapan spikerlerimiz var. Biraz sonra çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz denir. Dinleyeceğiz denmez. Evet. Hayır, denir de derseniz ancak o işte oda konuşması, salon bile değil, mutfakta falan konuşulur, maçta konuşulur. Üç atacağız abi sana. Evet. Üç atacağız. Evet. Üç atacağız oradaki söyle açık tribünde. Evet. Kapalı tribüne gelince üç atacağız olur. Evet. Şeref tribünde üç atacağız efendim olur. Evet. Öyle dikkat etmek lazım. Bir yumuşak G konusunu program öncesi konuştuk. Gel, siz olur, o konuda tabiri doğrusu affoyun ama takıntılısınız diyorsunuz çok, ki bunun doğrusu ve yanlışı. Hemen konuşalım çok lütfen. Hemen ona gelelim. Vaktimiz müsaade ediyor inşallah. Şimdi ben evvela önümde aldığım güzel bir ödülden bir bahsedeyim. Atlama yapacağım oraya. İsmet İnönü. Evet. Ankara 27 Ekim 1969. Kendi daktilosuyla yazdığı. Ve kendi imzası. İmzasıyla. Evet. Sayın Nezle Selçuk'a filan. Yaş günümü kutlayan yazınızı bugün okudum. Ben ona 35 yaş şiirini okuduğum kaseti gönderdim. Pardon kaset ne o zaman yoktu. Evet. Plağı 45'lik plağı gönderdi. Evet. Plağı değil, plağı da değil, plağı gönderdim. Yumuşak G orada, yumuşak G'ye haysiyetine uygun şekilde telaffuz edilecek. Evet. Turan Iflaz oluyor. Yani, şeyde, Yavuz Bülent Bakiler de aynı görüştedir, sağ olsunlar. Bin bir kusurun sonucu budur Bülent Bey. Bu bir ibret vesikası olarak bunu lütfen kabul alın, dosyanıza koyun. Evet. Hiçbir devlet adamına bu sözleri yazdıramazsınız bir sanatçı için. Daha yeni, TRT radyolarda yeni şiir okumuşum, ünlenmişim. İlk okuduğum şiir hakkında bir anı var, onu da anlatacağım biraz sonra. Kendisinin bin bir kusur arıyor, geç cevap verdim zannediyor, 10 gün içinde geliyor cevabı. Evet. Bir tek faydası, yaş günüm sebebiyle aldığım tebrik yazılarının içinde en son... Fakat en çok 3 tanem var. En geniş zevkine vardığım yazı olarak sizinki kaldı. Duygularınıza çok teşekkür ederim. Sözleriniz ve planınız çok makbule geçti. Beni yeniden dirilttiniz. Gözlerinizden öperim İsmet İnönü. Evet, bugün hiçbir devlet adama böyle bir mektup yazdıramaz. Evet. Buyurun. Size hediyemiz. Evet. Dostunuz abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ilk ödülümdür. Koltuklarımı kabartan ilk ödüldür. Evet. Daha başka ödüllerimiz var. Biraz esprili filan bir anıyı da. Dediğiniz doğru. Beni yeniden dirittiniz cümlesini. Söyletmeyeyim. Bu da bir belagattır. Ayrı bir konudur. Hayır. Ne olacak yani. Evet. Şimdi Yumuşak G'ye gelince. Yumuşak G'ye konuşalım. Efendim Yumuşak G olayı şöyle. Sağ olsun bazı arkadaşlarımız Nusret Şenbay rahmetli hocadan ders almışlar. Ankara'da aldıklarını söylerler. Nusret Şenbay'ı hatta bunu dayanarak da kitaplar yazarlar. Nusret Şenbay Yumuşak G hakkında şunları yazmış. Evet. İbret bu. Herkes iyi dinlesin. Dilimizde varlığını ancak kendinden evvel gelen ünlünün süresini uzatmakla hissettirir. Kelime başında bulunmaz. İki ünlü arasında ise ikili ünlü diftong meydana getirir. Örnek Boğaz. Evet. Burada hemen bir başka örnek vereyim ben. Boğa ve boğa dediniz değil mi? Onu konuşacağız. Doğa. Evet. Boğa ve boğa dediniz. Yani onu söyleyeceğim şimdi. Doğal, doğal doğal olur. Yoğurt da yoğurt olur diyor filan. Böyle bir görüşü var. Sayın eşi ile konuştuk telefonda. Dedi ki ben de Türkçe hocasıyım. Kocam bunları bilgi olarak verdi ama böyle bir telaffuzu burada size öğretmedi diyor. İşte bu sayfada öyle. Evet, böyle bir şey. Elinizde, evet. Evet, şey bu işte. Kitabın aynı. Evet. Tüpatıp bir şey aynı. Yumuşak el dilimize ye ve ünsüzlerine döner. Örnek eğer yerine eğer, diğer yerine diğer olur. Evet. Şimdi ben diyorum ki ille de böyle olmasını ısrar ettiğiniz zaman bakın neler çıkıyor ortaya. Atın eğeri var. Evet. Üzerine okuduğumuz. Sen eğer dedirsen eğer yerine bana eğer demeyi baskı halinde öğretirsen atın eğerinden bahsediyorsun. Evet. Boğa kelimesinde yumuşak G'yi kaldırıp attığın zaman, bu da bir resimdir, onu anlatacağız sonra, güzel bir şey. Attığın zaman da boğa olur. Evet. Peki boğa, sığır, damızlık sığır. Evet. Yumuşak G'yi söylersek, boğa dersek. Peki boğa nedir? Yılan. Yılan. Niye sen beni ikili oynamaya sevk ediyorsun, zorla baskı yapıyorsun? Boğa yılanı değildir, boğa yılanı. Boğa denir, boğa bu yılandır yani. Hatta ben demin konuşurken aklıma geldi, söyleyiverdim.
Atilla İlhan'ın bir şiiri. Gözlerin gözlerime deyince felaketim oldu, dağılardım diye bir şiiri var. Evet. Eğer kelimesi var orada, eğer. Hı hı. Eğer yumuşak yerle söylendiği zaman İngilizce'deki if'in işte karşılığı if, diyelim. Evet. Eğer. Sen onu yumuşak G'si söyle diye bana baskı yaparsan, eğer demeye mecbur olursan, değer yerine değer yerine değer dedirtirsen ne olur? Dokunmak. Demek. Biri değer, dokunmak. İkincisi değer, yani bir şeyi söylemek. Evet, gözlerim yani, gözlerine değerse deyince, dokunursa. Deyince. Evet, yumuşak G'si evet. Ama Y ise. Y ile deyince bir şeyler söylüyor anlamı çıkar. Evet. Bu yanlışlıklara mahal vermemek lazım. Hı hı. Böyle bir iddia yok yani ortada. Bu şekilde kendilerine özellik vermek isteyen arkadaşlarımız inşallah bu iddialarından vazgeçerler. Çünkü bakın Gökhan Evliyaoğlu'nun kitabı ne diyor? Gökhan Evliyaoğlu fonetik, diksiyon, retorik kitabında Ankara'da etkili konuşma öğretmiş, dersler vermiş bir arkadaşımız. Yumuşak G'de sözcüğün neresinde bulunursa bulunsun olduğu gibi söylenmelidir. Hı. Asla G ve Y'ye Y ile karıştırılmamalıdır. Öğün yerine öğün ya da öğün diyemezsiniz. Eğer yerine eğer ya da eğer denilmesi gibi diyor. Sakın yapmayın diyor bunu. Hı hı. Soğuk yerine soğuk, bu Doğan yerine filan Doğan diye uzun uzun misaller veriyor. Peki. O da bunu kesin olarak yasaklıyor. Hemen bir şey sorabilir miyim? Yani burada konservatuvarda bize söylenen bir şey. Değil değil. Değil diyeceksiniz. Yok demiş. Katiyen. Yani bu ama kaynana bunu söyler. Misaller veriyorum derslerimde. Biliyorsunuz diksiyon kurslarımız var. Evet. Neydi telefon? Reklam olur mu? 495-0795. Evet. Nilüfer Hanım çıkar karşınıza. Evet. 0216-495-0795'ten evet. Müracaat edenler bunu söylüyoruz bunları. Hep öğretiyoruz. Değil yerine değil yok. Kaynana söyleyebilir. Evet. Kızım öyle değil. Kocan neredeyse gelmek üzere dolmayı böyle yapacaksın der. Orada baskı olarak değil der. Evet. Ama doğrusu değildir. Değildir. Evet. Yanlış. Peki şimdi bir diğer konu. Türkçe'de 75 bin kelime oldu. Hı. Biz daha önceki yayınlarda maalesef vurguluyoruz. İzleyicilerimiz bir kez daha kusura bakmasınlar. Bir Alman kurt köpeğinin 200 kelimelik hafızası var ve biz günlük konuşmayı ortalama bir Türk vatandaşı olarak 200 kelimenin altında kelime harf, kelime kullanarak sayı olarak konuşuyoruz. Daha acısı Türkçe yayın yapan televizyon kanallarında 500 ila 1000 kelimeyle konuşuluyor diye yine size yapılan bir röportajda, görüşmede, konuşmada ifade edilen bir rakam var. Bunu bir özellikle sormak istiyorum, gündeme getirmek istiyorum bir kez daha. 75 bin kelimelik Türkçenin acaba bu 500 ila 1000 kelime dışında kalanı yabancı kelime midir, Osmanlıca mıdır? Neden kullanmıyoruz, neden girmiyoruz o kısma ve Osmanlıca kelimelerin de zaman zaman Türkçenin içerisinde kullanıldığını görüyoruz. Buna bakışınız nedir? Yani buna bakayım şu. Ortayı bulmak lazım. Yani biz şey gibi ne bileyim ben hisse-i şaya gibi, hisse-i kavel vuku gibi. Şimdi erkan-ı harbiye-i umumiye başkanı yerine genelkurmay başkanı diyeceğiz. Diyeceğiz. Evet. Şimdi bu konuda ben tutucu değilim. Sabit fikirli değilim. Aman dikkat. İlle de Osmanlıca'yı kovalım dediğiniz zaman geriye kalan kelimelerin misali burada var mı? Tevzi şey mi vaktimiz oldu şey demedik. Sevgili asistanım Nilüfer Hanım koydu mu bilmiyorum. Evet. Geriye sadece Yunanca kelimeler kalır birçoğu Yunanca. Öyle de bir şeyimiz vardır bizim misalimiz vardır bir örneğimiz. Çok iyi bir kitaptan aldığımız Türk Dil Kurumu'nun kitabından. İşte kiliseler, fesleyenler, şunlar bunlar filan da Anadolu kelimesi Rumcadır, Yunancadır. Anatoliye'den gelir. Evet. Onun için şimdi kalkıp da bu kelimeleri Osmanlıcadır diye bir tokatta def ettiğimiz zaman ortada yine başka yabancı kelimeler kalır. Atilla İlhan diyor ki Fransızların kendilerine has, kendilerine özge 137 mi 143 mü ne kelimeleri vardır diyor. Hepsi başka dilden aktarmadır diyor, burada kullandık. Alınmadır diyor. Bizde de var. Biz de alıyoruz yabancı kelimeleri. Ama yabancı kelimeye böyle mecbur olmamak lazım. Kendi kelimen varsa onu öne çıkar. Ama yabancı kelime diye de hakir, hor görme diyoruz. Ne oluyor o zaman? Elinde kalanlar hep işte diğer kelimeler oluyor. Ve bizde çok örnekler var. Mecbur kalacaksınız bunlara. Ben diyorum ki kaç kelimeyle konuşursanız konuşun o kelimeleri doğru seçin,
sözcükle diyebiliriz. Hı hı. Doğru konuşun, doğru telaffuz edin lütfen. Hı hı. Doğrusu bu. Hı hı. Yani ortayca vurgularından misaller verdik. İşte Yunanistan'a gitmeyeceksiniz, Yunanistan'a gideceksiniz. Evet. Bütün gözler dolardaydı diye, affedersiniz o Karadut'um, Çalarkaram şiirini hatırlattığı çingene. Çok sevdiğim çingeneler. Çingene Türkçesi diyorum. Şimdi gelir sana çingene, der ki Bülent abi sana bir fal bakayım dediği zaman çingenedir, baktır. Evet. Ama sana bir fal bakayım dediği zaman değildir. Evet. Ama ben çingene Türkçesi istemiyorum. Hı-hı. Karadut'um, Çatalkaram çingenem, evet. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Evet. Ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın oğlum, günahımsın vebalimsin, dili mercan, dizi mercan, dişi mercan, yoluna bir can koydum, gökte ararken yerde bulduğum, Karadut'um, Çatalkaram çingenem. Daha nem olacaksın bir tanem. Evet. Gülen hayvam, ağlayan arımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Şiir de nasıl okunmalı, okurken nelere dikkat etmeli, onu biraz sonra birazdan konuşalım. Birazdan yine konuşuruz. Vaktimiz olsa konuşalım. Şimdi tabii bir yine nokta daha, televizyonlarda sık sık rastlanan yanlışlar, üç ana noktada toplanmış. Evet. Bunlardan bir tanesi telaffuz yanlışları, bir diğeri doğrudan yabancı dillerden tercüme edilmiş ifadeler, evet, ve bir diğeri de kelime kısırlığı ve bilgi eksikliği, tabii, denilmiş. Şimdi TRT döneminde bir dönem ben de sınavlara girdim. Hı-hı. Yazılı bir sınav var. Hı-hı. Tutun ki kazandınız. Çok ciddi, evet, bir gelen, evet, sayısının içerisinden, evet, kazandınız. İkinci basamak, Harbiye Radyo Evi'nde bir, hı-hı, mikrofon sınavınız var. Onu da kazandınız. Hı-hı. Ankara'ya gidip bir de Ankara'da siz kamera karşısında, evet, üçüncü bir sınava tabi, hı-hı, oluyorsunuz. Şimdi bu süreçlerden geçiren bir TRT dönemi var. Hı-hı. Özel kanallarda ise bu iş biraz değişti. Hı-hı. Yani uzun uzun girmeyelim ama vaka ortada. Şimdi şunu özellikle sorabilir miyim? Bu hataların telafisi için ne yapmak gerekiyor? Bir hocadan mı ders alacağız? Diksiyon fonetik kursları var. Oralara mı gideceğiz? Hangi kursa? Artı bir de gelin bir de para işini konuşalım. Evet. Yani kursa bir bedel ödeyeceğim de, evet, sokaktaki insan olarak, vatandaş olarak ben ödeyebilir, evet, miyim? Yoksa hayır, beni hayır, görevlendirecek şimdi, kanal mı gönderir? Şimdi sevgili arkadaşlarımız sağ olsunlar kurslar açtılar, yapıyorlar, ediyorlar. Büyük iddialarla. Hatta çok bizim nazarımızda demode bir şekilde kurşun kalemi ağzına veriyor. Hı hı. Böyle tekerleme yaptırıyor. Evet. O akşam eve gidiyor çocuk, kız veya oğlan. Anneciğim bugün neler yaptık biliyor musunuz? Filanca kişi ablamız bizim ağzımıza kalem verdi. Biz böyle, hı, yok bunlar demode, bunlar devrini tamamladı. Doğru Türkçe doğru konuşandan, doğru söyleyenden öğrenilir. Bizim kurallarımızın başında, anayasamızda doğru Türkçe doğru imladan geçer diyoruz evvela. İmlası doğru olmayanı sen nasıl güzel konuşurum zannedeceksin? Evet. Ya Aytaç kardeşim, şey ve Aykut Sözleri arkadaşımız Atatürk'ün Nutuk kitabını okuyorlar TRT'de. Ben de dinliyorum, baktım. Cümle şöyle: Atatürk'ün İsmet Paşa'ya çektiği telgraf, tebrik telgrafı, 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Türk milletinin makuz talihini yendiniz, evet, diyor. Evet. Makuz, A'da ve U'da şapka olmazsa makus olur. Evet. Makus diye bir kelime yok. O kelimesinin önüne gelmişse, o sözcük gelmişse onu doğru söylemeye mecbursun ve mahkumsun. Bunun dışında makus dediğin zaman maalesef makus talihini yendiniz dedi Aykut Sözleri arkadaşımız, Aytaç Kavcısı spikerimiz. O zaman ben çıldırdım. Sen efendim Osmanlıca'dan kurtulduk, yeni Türkçe'ye geçtik, şapkalar kalktı dersen ben seni kaldırırım ortadan. Şapkaların, bak ona hemen gelelim. Yine hoca olan bir ismini söylemek istemiyorum, utanıyorum, üzülüyorum. Arkadaşımız, bayan arkadaşımız diyor ki ah şu şapkalar bir konsa da Türkçemiz rahatlasa diyor. Canım kalkmadı ki konsun kardeşim. Kalktığı lafı yalan Bülent Beyciğim. Nasıl yalan? Bizim ilk derslerimizde hemen okutuyoruz. Ne diyoruz biz? Doğru Türkçe doğru imladan geçer. Atatürk'ümüzün el yazısını çıkarıyoruz, koyuyoruz. Şimdi aramayayım uzun uzun. Evet. Atatürk milli kelimesini kullanırken ikinci iyiye şapka koyuyor. Senelerce milli piyango oldu. Evet. Ben telefon etmekten, faks çekmekten yoruldum yani. Evet. Milli'nin iyisine şapka koydurmayacaklar, canımı sıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü, milli olan eğitim müdürlüğüydü. Yapmayın. Şapka düşmanlığı, böyle kalktığı lafın aslı astarı yok. Neden? İki, rahmetli Salah Birsel hocamız. Bu görüşlere katıldığı için, aynı görüşte olduğumuz için bir gün telefon ettim. Bostancı'da oturuyor, rahmet olsun. Hocam dedim, radyoya, televizyona lütfen teşrif edin, aldıralım sizi. Benim bir Şiirdir Yaşamak programım vardı dönüşümde. Bir hafta
Tarık Gürcan yapıyordu. Pazarları bir hafta ben yapıyordum. Öyle gidiyoruz. 97 yılında ayrıldık. Ben gelemeyeceğim, özür dilerim dedi. Sen bana gel eve. Konuşalım dedi. Aldım ses makinemi, aldık arkadaşlarımızı, gittik. Dedi ki, ben 21 yıl Türk Dil Kurumu'nda çalıştım. Onun da yazısı var burada, şeylerimizin içinde, malzemelerin içinde. Uzun uzun meşgul etmeyeyim diye. Mesela. Ben sadece özetini yapıyorum. Böyle bir teklif bize geldiği zaman şiddetle reddettik, kabul etmedik. Teypime konuşuyor. Benim ismim Salah. Eğer Salah ben Salah kelimesinin ikinci ağzına şapka koymazsam bana salak bir sel diyorlar dedi. Bu var. Kaldırıldı lafız, süper yalan diyeyim. Bir kız aklıma geldi de, anneciğim beni süper kabus bastı, denize gireyim mi dedi, havuza gireyim mi dedi. Süper ve kabus kelimesini yan yana kullandı. 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu. Demek istediğim de şu, kabus kelimesinin yerine karabasan konuldu ama kullanamıyoruz. Evet. Yani milli takım yenildi. Yönetim, antrenörü kabus basıyor hala gazetelerde. Karabasan bastı dediğin zaman olmuyor. Evet. Yani, tutmuyor. Daha kelime... Kabus görülür, karabasan basar. Basılır. Karabasan bastı olmaz. Evet. Tabii kabus evet, görülür. Enteresan. Evet. Onun için dikkatli olmak lazım. Evet. Peki bir başka konu daha. Yine bu şapka meselesinde işte hala ve hala, hala konusu var. Ya. Hakikaten bunun da belki ancak cümle içerisinde gördüğünüzde farkına varabiliyorsunuz. Bir başka konu neler daha. Neler var? Neler var? Dil dediğimizde yaşayan bir dil deniyor ama eski jenerasyon, hatta jenerasyon konusunda da, jenerasyon kelimesinde de bir soru işareti var. Kuşaklara baktığınızda eski ve yeni kuşakların arasında bir iletişim sıkıntısı var. Çünkü kullanılan dillerde de farklılıklar var. Bunu bir özellikle konuşabilir miyiz? Çünkü konuşalım. Burada medya. Medya ortayı bulacak. Evet. Yani orada medyada Arapça, mecra ve medyada Arapça yok, bir şey. Yani ille de Osmanlıca Arapça olsun, ille de yeni Türk, öz Türkçe olsun, hastalığını bir tarafa bırakmak, ortayı bulmak lazım. Adam gibi yaparsın. Evet. Ama evvela işe kendinden başlarsın. Bakın sayfa çevirirken Ali Atıf Bir hocamız işte Hürriyet'te yazıyor. Evet. Sağ olsun. Aşk mektuplarımız hala Türkçe diye başlık atıyor. İki A'ya şapka koyuyor. Kendi Atıf isminde A'ya şapka koymuyor, Atıf oluyor. Evet. Atıf, Atıf'ın yaptığı işlemin adıdır. Atıf yapmak. Atıf yapmak, gönderme diyoruz. Gönderme ya. Onun için lütfen kendisi evvela şapkayı koyacak. Bazı arkadaşlarımızın adı Kazım. Kazım yazıyor, estağfurullah diyorum. Ben kaz oluyorum, kazım deyince. Evet. Yani bu illetten vazgeçmek, evvela işe düzeltmeye kendinden başlamak lazım. İşte TRT'nin dili diye de Rüştü Şerdağ Hoca'nın mektubu gözümün önüne geliverdi. Yazısı, pardon, Milliyet'te tarih atmamışım, 13 sayfa 13'te çıkmış. TRT'nin dili demiş o zamanlar. Onu çağırmışlar, bir kurs ver, hocalık yap filan diye. O da demiş ki, yardımcım hanımla görüşeyim derken çocuklar getirmişler. Hocam demişler, TRT'nin bastırdığı bir kitap var. Nedir? Yoğurt mu diyelim, yoğurt, yoğurt mu diyelim, yumuşak G'ye düşman. Yumuşak bir konusu, evet. Yoğurt, ne demek yoğurt demiş, burada yazıyor. Atın o kitabı demiş. Yoğurda yoğurt dedirtmek kadar büyük suç olabilir mi? Yapmayın yani bu. Bu eziyet, Türkçe eziyettir. Sabotaj. Yoğurt, yoğurt ya kardeşim. Sonra diyor ki bir arkadaşım yazısında, dağa çıkıyorum diye, dağa çıkıyorum diye yumuşak G'yle okursan hırıltılı bir ses çıkar diyor. Niye? Şimdi ben konuşuyorum. Ben yarın sabah dağa çıkacağım. Çıktı mı hırıltılı ses? Hayır. Ne? Ne zaman çıkar? Dağa çıkacağım dersem zırıltılı ses çıkar. Evet. Bırak hırıltıyı. İşte bu inadım inattan oluyor bütün işler. Ve diyor ki bakın yoğurt yoğurt diyeceksiniz diyor. Önce sonra da rüzgar kelimesi rüzgar şeklinde telaffuz ediliyor. Rüya rüya yok böyle bir şey. İstanbul Türkçesinde rüzgar aslı şeydir. Yani nokta vardır, şapka yoktur diyorsunuz. Rüzgardır kelimenin aslı ama diyor. İstanbul Türkçesi rüzgar yapmıştır onu diyor. Hoca uzun uzun anlatıyor. O zaman diyor madem sen aslına sadık kalacaksan, rüzgarlar kuzeyden esiyor filan diyeceksen, o zaman tebeşire tebaşir de. Evet. Aslı, aslı rüzgardır, rüzdur ama İstanbul Türkçesi o u'yu ü'ye çevirmiştir. Rüzgar diyeceksiniz diyor. Şimdi şarkı söylüyorlar arkadaşlarımız. Rüya gibi her hatıra. Rüya diye bir telaffuzu kabul etmiyor. Rüyadır. Evet. Rüya. Evet. Azlıyoruz. Peki. Sağ ol. Şimdi bir başka nokta. Evet. Doçent Doktor Ali Fuat Bilkan, dizi filmlerdeki bozuk Türkçenin sebebinin aktörlerin kendi sesleriyle oynatılmasında buluyor. Eskiden filmleri seslendiren suflörler temiz ve kibar bir Türkçe konuşurlardı. Mahalli taktikleri, özür dilerim, taktikleri bile
iyi yetişmiş ve ilgi gören, ağız özelliklerini iyi bilen insanlar yapardı. Yörenin özelliklerini gözeterek deniliyor. Şimdi bu da tabii çok farklı bir konu hakikaten. Çünkü evet. Sanatçıların kendi... Evet. Şimdi yani ben... kendi dilleriyle, kendi ağızlarıyla konuşması öneriliyor bir ama bu kadar fazla sayıda insan da kendi evet. Türkçesini dile getirdiğinde de problem olur deniliyor. Evet. Böyle bir tezat, böyle bir tabii. paradoks çok, var. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz, parmak basmışsınız. Tebrik ederim. Şimdi tiyatro Türkçesi diye bir ayrı Türkçe yok. Hı. Ama maalesef arkadaşlarımız tiyatro oynarken abartmayı seviyorlar. Yani ben tiyatro oynuyorum demek istiyorlar. Hamlet'e söyletilen bir söz var, onu yanımıza almamışız. Hı hı. Shakespeare yıllar evvel Hamlet'i barbar bağırtırıyor sahnede hı hı. aktörlere. Bu ellerinde kollarında fazla havalara savurma öyle. Diyor, ha. İşte evet. şimdi bizde tiyatro öyle başladı, el kol savurarak öğretilmeye başladı. Hayır, hayır. Haldun, kim yazdı? Haldun Dorman yazdı. Vasfi Rıza'nın bir oyununu seyretmiş. Bir kahve fincanının tutuluşunun bile ne kadar büyük bir sanat olduğunu sizden öğrendim diyor. Evet. O ayrı bir şeydir. Ortayı bulmak lazım. Ne olur abartmadan kaçalım. Şimdi bakın abartma bizim en büyük hastalığımız haline gelmiş. Hı hı. Devletin hükümetinden tut, başından tut filancasına kadar abartarak konuşmayı ve abartarak söylemeyi, işleri abartmayı marifet sayıyorlar. Ben diyorum ki derslerimde, bakın makyaj yapın Türkçenize, konuşmanıza ama lütfen şu güzel hanımefendilerin makyajı gibi olsun, var gibi yok, yok gibi var olacak. Evet, var olacak ama... Yok gibi, evet. yok olacak ama var gibi. Şimdi o nedir? O abartma şu Bülent Beyciğim, bakın misal isterseniz vereyim size. Şiirden bir örnek vereyim, herhangi bir şiirden. Şimdi abartarak okumayı, şiir okuyorum ben demek şeklinde okuyorlar. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Neyleyim, neyleyim? Böyle çırpınarak evet. şiir okumayı bir marifet zannediyor evet. bazı arkadaşlarım. Sağ olsunlar. Böyle bir şey yok. Şimdi evvela şiirin ne olduğunu anlayacaksınız. Ne söylüyor bu şiir sana? Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim? Dalları neyleyim? Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim ya ya seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Evet. Değirmen misali döner başım. Sevda değil bu bir hışım. Hı. Gel gör beni darmadağın tel tel çözülüp kalmışım. Ya yar. Evet. Canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğindesin. Ne yaptığını, ne söylediğini bil, öyle oku şiir. Evet. Bir tiyatral biçim eski anlamda tiyatral biçim verildiğinde bambaşka büyük oynamanın getirdiği bir şey çıkıyor. Şimdi bu aslında çok enteresan. Dünya tiyatro tarihindeki belki de en önemli karakter olan Hamlet'in. Evet, bunu istersen hemen size aktarayım, sizden dinleyelim. Aktarayım da ben. İleteyim, evet. Bir de biz bakalım, bu hastalık çok, bu program yetmez bana. Size dönemedik efendim, döneriz efendim. Bu nereden çıktı? Amerikancı'da. Ben sana hemen dönerim gibi oradan esinlenmişler. Yani bu kadar dönme olmaması lazım bu işlerin. Evet. Dönmeyelim, yerimiz hazır. Niye dönelim ya? Evet. Niye aynı için? Biz sizi tekrar ararız. Hiç merak etmeyin, size haberi. Bir de geri ararız var. Sizi ileri aramak nasıl olur? Yok. Geri aramak varsa. Biz sizi ararız efendim, merak etmeyin. Evet. Döneriz ne demek? Şimdi bak Hamlet burada barbar bağırıyor. Evet. Hamlet evet bizim derslerin konularından. Amcasının babası... çok güzel. Övdürmesiyle ilgili evet. Kuzum bu sözleri ben size nasıl öğrettim söyle söyleyin. Kelimeler su gibi aksın. Çoğu oyuncuların yaptığı gibi var kuvvetinize bağıracaksanız mısralarımı şehrin tellalı okusun daha iyi. Daha iyi evet. Bir de elinizi ikide bir böyle savurmayın. Bütün hareketlerinizde bir sükunet olsun. Heyecanın seli fırtınası tabiri caizse kasırgası içindeyken bile bu duygunuza düzgünlük verecek bir itidal kazanmaya gayret etmelisiniz. Kafasına peruka takmış ağzı kalabalık bir herifin çoğu anlaşılmaz dilsiz oyunlarıyla gürültüden başka bir şeyden zevk duymayan ayak takımının kulak zarlarını patlatacağım diye nasıl yırtınarak heyecanlı bir sahneyi berbat ettiğini görmek içime dokunur diyor. Sonra yumuşuyor ama büsbütün de durgun olmayın. Basiretiniz size rehber olsun. Hareketlerinizi sözlerinize, sözlerinize hareketlerinize uydurun. Buyurun. Hepsini okumaya gerek yok. Evet. Olay budur. Bir tiyatro lütfen oyunculuk dersi de var. Shakespeare'in Hamlet piyesi. Yani demek ki evet. Shakespeare'in zamanında da böyle abartmalar varmış.
ki ondan yakınıyor Hamlet'e. Evet. Böyle sözler söyletiyor. Şurada kitap açmışım, gözüme çarpıverdi. Şapka mevzu evet. üzerinde. Şimdi efendim şapka bir kere mutlaka bütün kelimelerde kullanılacak. Hı. Yani gereken her yerde. Bazı arkadaşlarımız bazı yerlerde demiş olmuş ki, yok böyle bir Türkçe ya, demiş ki, efendim her kelimeye bu kadar şapka koymak vakit kaybına neden olur. Bizim soğuk bir esprimiz var, bunu yapıyoruz burada maalesef. O zaman dünyanın en geri milleti Fransızlar diyoruz. Evet. Çünkü kafe yazıyor, cafe, e'ye aksan koyuyor. Aksanlar, evet. Lancome diyor, onun üzerinde aksan var. Benim Fransızca öğreten hocam dedi ki, bu onun üzerindeki şapkayı koymadan getirirse sınıfta bırakırım dedi. Hiçbir Fransız gazetesine imlası yanlış ilan koyduramazsınız, yayınlatamazsınız. Mekan kelimesi var, mekan çıkıyor. Evet. En büyük şirketlerin, firmaların ilanlarında böyle Türkçe yanlışları var. Ben hemen Kızıltoprak'ta otururken, ben de gözüm zaten, sığdırayım diyorum bütün şeylere. Migros'un camlarında bir ilan. Migros kredi kartıyla karlı alışveriş. Evet. Rami Koç'un kulakları içindesin. Evet. Hemen aldım elime kalemi, kağıdı, faksı. De yazlı alışverişi var galiba onun, karlı alışverişi. Tebrik ederim dedim. Yeni bir mağaza açmışsınız dedim. Uludağ'da açtığınız mağazanın afişleri yanlışlıkla Kızıltoprak'a gelmiş dedi. Evet, karlı alışveriş. Karlı ya, yapmayın evet. bunu yani. Sonra Turgut Özal hakkında bir yazı çıktı. Rahmetliye gösterdik filan. Milletvekili olmadan evvel arkadaşlarıyla bir oto galerisi açtılar. İşleri çok iyi gidiyordu. Eski araba alıyorlar. Evet. Karıyla satıyorlardı. Evet. Eyvah biz, ya. Eyvah onu ya. Gördü. Semra duymasın ama yapsa mıydık acaba dedi. Onun için de yazsın. Sonra da bana dedi ki eyvah sana eyvah. Vasiyetim olsun dedi. Bu namussuzlarla ömrünün sonuna kadar uğraş dedi. Savaş diyor. Şapkasız evet. Türkçe olmaz. Evet. Ha, bazılarını da kullanmayalım diyorlardı. Hemen özet yapayım. GKL ünsüzlerinin ince okunduğunu göstermek için A ve U sesleri üzerine düzeltme işareti konmasına gerek yoktur diyor rahmetli Ömer Asım Aksoy. Lale kelimesinin L'si A'yı kendiliğinden inceltir diyordu. Hı hı. Hayır, inceltmez. Hı hı. Ve sonunda konur hükmü çıktı. İmla kılavuzu Türk Dil Kurumu yayınları Milli Eğitim Bakanlığı 96 yılı ve bu kelimeler şapka kullanılacak. Ayrıca batı kökenli kelimeler dedi. Klasik, lahana, laik, lamba, latin, melankoli, plak, plaj, plan, reklam. Evet. Reklam kelimesi hala reklam çıkıyor. Evet. Ama bugünün Türk Dil Kurumu Başkanı bunlara gerek yoktur diye yeni bir sözlük hazırlıyor. O da bizi çok fena üzdü. TRT'nin evet. eski dönemlerinde reklamın A'sının üzerinde şapka vardı. Bununla ilgili hemen iki tane konu. Evet. Ekonomi sayfalarında. Ya. Karsan, kara geçti. Kara geçti. Kâra şimdi geçti. O zaman karsan kâra da diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu bir başka. Evet. Otokar kara geçti diye evet. yine yazılıyor. Evet. Dolayısıyla yine bir şapkadan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bir konu daha isterseniz hemen altına çizerek evet. devam edelim. Evet. Bugün evet. az önce bahsettik. Ben Doğru. eğer diksiyon Doğru. fonetik konusunda Doğru. eğitim almak istiyor isem daha Aha. iyi bir Türkçe konuşmak Aha. istiyorsam Aha. böyle bir düşüncem amacım varsa Hı-hı. bu konuyla ilgili açılmış evet. diksiyon kursları var. Evet. Şimdi söz konusu diksiyon kursları arasında bir ortak paydanın olması gerekmiyor mu? Ben size evet. gelsem farklı öğreneceğim, bir başkasına Hı. gitsem farklı öğreneceğim ve maalesef, üst kurul zaten. Olması gerekiyor ki kimin gerekiyor, doğru yaptığını bileyim ben. Gerekiyor. İşte burada referans kim? Bizim Türk Dil Kurumu mudur? Tabii. Burhan Ayer arkadaşımız defalarca yazdı. Nevzat Selçuk'a getirin dedi bu işin başına. Evet. Makaleleri çıktı burada, buluruz onu belki hemen rastlarız. Hı. Ve dedi ki bu işi kökünden çözünüz dedi. Evet. Şimdi ama kim kime dumduma bir şeyde yaşıyoruz. Ben üzülüyorum. İşte Ümit Deniz'in yazısı da çarptı gözüme. Evet. Ben Sofya Radyosu'na davet edilmiştim. Orada programlar yaptım. Hep şiirler okudum. Ve benim sesimi övünmeyi sevmem pek ama koltuklarım kabardı tabii. Sofya Radyosu'nun Altın Sesler arşivine kaydetmek için benden imza aldılar. Orada duruyor. Peki buradaki bantlarımı bulamazsınız ama Sofya Radyosu'da var. Bantım var diyorsunuz. Peki. Hemen. Evet şekerim. Evet, şimdi ekran polisi Selçuk Er'e ihtiyaç var filan diyor ama şimdi bakın bir birliktelik olacak. Bunu Milli Eğitim Bakanı zannediyorum bugünlerde ele alacak. Artık bu yumuşak giye düşmanlığından, şapka ihmalinden vazgeçmek lazım. Ortak bir merkez olacak. O merkez diyecek ki bırakın bunları gelin adam gibi yumuşak giyeli de yumuşaklığına özge bir şekilde telaffuz edin diyecek.
vakit daraldı. Evet. Burada kim Cumhurbaşkanı diye ben soru soruyorum. Evet. Süleyman Bey bizi kabul etti 21 Ocak Aralık 99 yılında. Evet. Mevlana haftasında burada da öğretmen grubu var sevgili arkadaşım. Evet. Buyurun. O gruptakilere de selam buralardan diyoruz. Evet. Ve öğretmenlere 42 öğretmenle başlayan bir kursta Kadıköy Halk Eğitimi'nde Serpil Güleç, Yusan'ın da kulakları çınlasın, Gürşen Kafkas filan, Yusuf Bey, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü benden kurs istediler. 42 öğretmen ertesine Avni Akyol rahmetli zamanda 328'e çıktı. 300 devam etti. Evet, ve iftiharla söylüyorum, çok şükür 2556 sayın öğretmen benim kursumdan geçti. Benim imzamı taşıyan sertifika taşıyorlar. Ne mutlu bana. Ne mutlu size. Peki bir başka yine konu. Yine evet, basın mensubu evet, şapkanızı aktaracağım tabii, bu soruyu. Evet. Şimdi basında hep konuşulan konu, işte efendim, haberde yorum olmaz. Yorum sadece köşe yazarlarına hastır diye. Hı-hı. Şimdi işin televizyon tarafına gelirsek, haber okuyan spikerlerimiz var ve haber okuma esnasında bir nevi oyunculuk figürleri de kullanılıyor. Yani jest ve mimikler, özellikle yüz mimikleri var. Gereksiz. Belli başlı isimler de var. Gereksiz. Bunu bir konuşabilir miyiz? Çünkü konuşalım, gazete mantığına da bir miktar sanki ters gibi. Ters, yani ters. Haber veren kişinin yüz mimikleri kullanması yorum anlamına gelmeyecek mi baktığınızda? Gelir. Yanlıştır. Spikerin öyle bir hakkı yoktur. Pardon. Ben haberi hazırlamışımdır. Hı. Yani hem sunucu dışında gazetecilik tarafım vardı. Mimik kullanırım. Hı. A şıkkı. Ama B şıkkı. Sadece spikerseniz mimik kullanmanız... Ses önemli bakın. Ben girmeden evvel TRT radyo imtihanlarına Amerikan kısa dalga istasyonlarını dinliyordum. Amerikalı spiker ne yapıyor? Avrupalı BBC falan da ne yapıyor? BBC deyince aklıma geldi. Oğlum İngilizcenin doğrusunu BBC'den öğren der. İngiliz baba oğluna, kızına. Şimdi Amerikalı spiker şunu yapıyordu kulağımda kalan ses. This is the voice of America, transmitted United, böyle giriyor. Sesine bir başka enerji veriyor. Bizim spikerlik anlayışımızda burası Ankara, İstanbul, İzmir radyoları falan düz. İşin içine yorum yüzünle, mimiklerine katmayacaksın ama sesinin içine haberin ne olduğunun yorumunu koyacaksın. Sesin içine. Tören gerçekten göze hoş görünen cinsendi diye bir imtihan şeyimiz var bizim. Haber metnimiz var. Evet. Rengarenk, yakaları farbalalı elbiseler, onu o şekilde şöyle söyleyemezsin. Yani o haberi okurken tören gerçekten göze hoş görünen cinsendi. Bu normal bir okuyuş. Ama içine yorum kattığını belli etmeden bir sihir katacaksınız. Bir sihir, bir büyü. O bir ışığıdır, enerjidir, frekanstır. Tören gerçekten göze hoş görünen cinsendi diye göğüsten bir ses alınır, onun içine konur. O zaman sizi dinlerler, içeriden büyük anne sesini. Kızım, oğlum, şu radyoyu biraz daha aç, çok güzel okuyor adam der. Evet. Bunu biraz daha yine detaylandırarak sormak istiyorum size. Şimdi hani yine gazetede haber okurken, işte efendim 5 kişiyi hunharca öldürdü diyemeyiz, 5 kişiyi öldürdü diyeceğiz. Hunharca diyecek kişi belki köşe yazarıdır, yorum yapan kişidir. Tabii. Şimdi bu konuda bir miktar mimik kullandığını bildiğimiz ve görüştüğümüz arkadaşlarımız da, meslektaşlar da der ki, adam karısını sokak ortasında kesmiş, bıçaklamış. Evet. Ben buna yorum katmadan okuduğum zaman kendimi mutsuz, huzursuz, keyifsiz hissediyorum. Adam bıçaklamış çünkü. Yoruma bak, minik minik minik, çaktırmadan. Şimdi cenaze haberini okuyor arkadaşımız. Cenaze haberinin arkasından gelen haberi tekrar gülerek bak. Hayır, hafifçe o haberin etkisinde kalmış olduğun belli olacak. Arkadan gelen haberin ciddiyetine yine saygı göstererek cenazenin arkasından geldiğinin saygısını göstereceksin. Yani çok incelik isteyen. O geçiş çok önemli. Çok incelik isteyen. Hatta bir miktar oyunculuğa da galiba gidiyor iş tabii, bu noktada. Özellikle yüz ifadesi minik minik çaktırmadan, belli etmeden. Bunlar bir sihirdir, büyüdür. Ustalık ister. Evet. Çok büyük ustalık ister. Bilmem vakit şartta daha henüz daha yönetmenimden bir uyarı almadım. Dolayısıyla bir iki tane daha sorun var. Bunlardan bir tanesi de şiir konusu şimdi. Hemen ne olur geçelim ona. Bugün eğer zamani hali hazırda yaşayan bir şairin şiirini okuduğunuz vakit en azından tanışıp o şiiri hangi duyguyla yaşadığını, yazdığını anlayıp ona göre aktarmak mümkün olabilir. Bir yudum su, arkasından hemen geçeceğim. Hemen. Ben burada bir özellikle şunu sormak istiyorum. Şairimizin bir şiiri var ve okunacak. Birden fazla yorum çıkabilir.
Bu noktada bu şiiri yorumlayan, bu şiiri ileten kişinin, sunan kişinin sorumluluğu nedir diye özellikle altını çizerek soracağım. Geçtiğimiz günlerde Mümtaz Sevinç konuğumuzdu. Ve hani bu oturmuşum da bir türkü tutturmuşum. Biz bunu çok normal okuduk şimdiye kadar. Fakat şairiyle bir kez yan yana gelme fırsatı olan birinden dinledim. Öfkeli diyor. Oturmuşum da tutturmuşum. Bu farklı bir şey. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ben onu anlatayım. Evvela şiir okumak. Biz bir espri içinde, bir kelime esprisiyle şunu anlatıyoruz kurslarda. Şarkı, hayat bir şarkı olarak düşünün. Şarkı söylemeyin. Ne yapın? Şarkıyı söyleyin. Bu Nedret Selçuk kurslarının bir ibret dersidir. Şarkıyı söyleyin. Evet. Zeki Müren gibi şarkıyı söyle, Münir Bey gibi şarkıyı söyle, Elif Güreşçi gibi şarkıyı söyle, Nazım şarkıyı söyle. Anla ne söylediğini. Bil ne söylediğini. Nasıl geçti habersiz o güzelim günlerim diyor, oynuyor. Evet. Burada bir üzüntü var, onu hafifçe belli et. Şimdi diyoruz ki biz, Genco Erkal gibi kulaklar için nasıl deli rolü oynamak için bir hafta tımarhanede yattı dedik biraz. Gelin şiirde ne geçiyorsa şunu bir incelemeye alın. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş seyrediyor, sallanıyor yapraklar ağaçlarda diyor. Şimdi diyorum ki kızım, bu şiiri iyi okumak için şiiri yaşa, hayatı yaşa, hayata dokunarak yaşa. Doğru Türkçe doğru imladan geçer, düşünmeyi düşünmek, yaşamayı yaşamak. Üç maddelik anayasamız var. Şimdi yaşamayı yaşamak nedir? Git diyorum, ne yapayım diyor. Ağaç var mı evinin kenarında? Var. Git ağacın yapraklarını çıkardığı sesi bir dinle gel. Ağlar çekiliyor dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları diyor Orhan Veli. Peki ağların çekildiğini söyleyemezsin. Ağların çekildiğini git gör. Rumeli Kavağı'na git, Rumeli Fener'ine git, Anadolu Fener'ine git. Balıkçının ağları çekerken duyduğu hissi, yanaklarından akan mutluluk gözyaşlarını veya sevinci izle elinde çay bardağıyla sen sevgilinle yan yana. De ki biz de bak burada rahatız, adamın çektiğine baktı, yarı beline kadar suları girmiş. Ağların balıkla dolu geldiğini gördüğü zaman adamın sevincini yaşa. Bir kadın suya değiyor ayakları. Hadi bakalım, hangi kadın bu? İsimleri şey etmesin kimse. Çağla Şeker'in ayağı mı, Hülya Avşar'ın bilmem ne filanca. Evet. Hangi vamp kızın ayağıdır filan yani diye. Ama hayır, bu kadının ayakları, bu kadın balıkçının karısı olsun. Evet. Onları izle. Ondan sonra gel, serin Kapalı Çarşı'ya git, yaşa. Ama Kapalı Çarşı'daki serinliği duy, hisset, bil diyorsunuz. Ve kapalı şeydeki Mahmut Paşa'daki çığlığı da gel bana anlat. Akşam pazarı bunlar falan diye var. Şiir böyle okunur. Evvela git incele. Evet. Duygusunu öncelikle bir yakalayın, aktarmadan evvel. Evet, ne yapalım şimdi? Nedret Bey, ağzınıza sağlık. Vakit tamam mı? Vakit tamam. Aslında bu çok da bir konuşulacak konu. Dilimiz çünkü bizi biz yapan en önemli figürümüz. Çok, ve ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yolunuz da açık olsun efendim. Amin. Hepimizin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben de izleyicilerimize. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir ustayı Nedret Selçuk Er'i özel bir programda 550. konuk olarak ağırladık. Ve bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Tabii yanımızda bir usta varken konuşurken insan iğne üzerinde her zamankinden daha fazla. Ben gelecek haftanın konuklarını kısaca aktarmak istiyorum. 29 Kasım Pazartesi sevgili seyirciler Profesör Doktor Mim Kemal Öke bizlerle birlikte olacak. 30 Kasım Salı Oktay Keresteci İstanbul Devlet Opera ve Balesi balet ve bale mensubu arkadaşlarımızın aslında dansör olarak nitelendirdiği bir başka figür. Bir diğeri sevgili seyirciler yılın son ayı yani 1 Aralık 2004 Çarşamba günü Hülya Aksular İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bayer'in sevgili seyirciler 2 Kasım 2004 Perşembe Bir Hukukçu ile Fikret İlkiz Cumhuriyet Gazetesi mensubu ve son gün haftaya bugün 3 Aralık 2004 Cuma günü Profesör Doktor Mahmut Baksoy İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi bizlerle birlikte olacak. Sevgili izleyiciler, programda emeği olan, katkısı olan bütün arkadaşlarım adına iyi bir hafta sonu diliyorum. Gelecek pazartesiye kadar esen kalın efendim. Kolay gelsin.